Evet, hayırlı akşamlar. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ndeyiz, Vakıf Üniversitesi'nde. Bugün bizim için hüzünlü bir gün, 160. yıl Çerkez sürgündeyiz. Değerli büyüğümüz Nusret abimiz. Nusret abi, yaklaşık 30 yıldan beri 21 Mayıs Çerkez sürgünlerine Nartaş olarak katılıyoruz. Gerçekten bugün bizim için hüzünlü bir gün. Unutmadık, unutturmayacağız, unutamayız asla. Çünkü atalarımız gerçekten çok zahmetli yol geçirdi. Bugün anlamında neler söylersin? Vallahi öncelikle tabii programımıza katıldığınız için ilgi duyarak ve sesimizi de geniş mecralara duyurmak için gösterdiğiniz gayretten dolayı ben NAT Ajans olarak öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz Kafkas Vakfı olarak kuruluşumuzdan itibaren 21 Mayıs 1864 anmalarına çok büyük bir önem gösterdik. Şunu da söyleyebilirim. Türkiye'de ilk defa ulusal gazeteye tam sayfa ilan vererek, evet, 21 Mayıs'ı ilk defa anan Kafkas Vakfı'dır. Daha sonra da diğer bazıları, kuruluşlar da bizi örnek alarak ilan verenler olmuştur. Ama artık sosyal medya çok geniş mecralara ulaştığı için o ulusal gazetelere tam sayfa ilan verme geleneğini bıraktık. Onun yerine daha kalıcı ve bizim dışımızdaki toplumu da 21 Mayıs 1864'te uğradığımız zulmü, haksızlığı geniş çevrelere anlatma noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için vakıf olarak sempozyumlar yapıyoruz. Kafkasya'yı anlatma, Kafkasya ile ilgili yayınlar, Kafkasya'dan Türkiye'ye öğrenciler getiriyoruz. Onları burada okutuyoruz, tekrar geri gönderiyoruz. Akademisyenler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bunlar hepsi zincirleme tabii, yürütülen faaliyetler. Tabii bunların dışında da ilk olarak, yani biraz daha geniş çaplı, biraz daha profesyonel yaklaşık yarım saatlik 21 Mayıs 1864 belgeseli adı altında bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın bu akşam ilk gösteriminde bir aradayız. İnşallah bundan sonra da daha geniş faaliyetler yürüteceğiz. Üniversitelerle birlikte bu faaliyetleri yürüteceğiz. Tabii öncelikle burada sizlerin huzurunda bize kapılarını açan ve imkanlarını bizim için seferber eden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Sizler de girdiğinizde göreceksiniz. Mükemmel salonları, mükemmel imkanlar ve bu imkanlarla bunları bizim hemşerilerimizin hizmetine sundular. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yeni faaliyetlerde bulunmak, yeni faaliyetlerle de toplumumuzla bir arada olmak ümidiyle ben hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz Nusret abi. Çok sağ ol. Evet, iyi akşamlar. 21 Mayıs bizim için çok önemli ve duygularımızı bastırmamız gereken bir haftadayız. Her gün bir programa katılıyoruz. Bugün de İstanbul'dayız. Kafkas Vakfı değerli başkanımız çağırdı bizi. Nasip olursa saat 9'da burada anlamlı bir kültürel yaz gününü yansıtan program olacak. Ve programın mimarısı burada genç kardeşimiz Cihat Öncelik'te, seni tanıyalım. Merhabalar, ismim Cihat. Kafkas Vakfı'nın içinde olan bir insanım ben de. Projeyi de beraber yürüttük. Beraber daha önce de başka belgeseller de çekmiştik. Bu sefer de bugün sürgün belgeseli için buradayız. Evet. Bu ne zaman başladı sürgün belgeseli? Biz bu projeyi kuzenimle beraber yaptık aslında vakfın, evet, koordinatörlüğünde. Yaklaşık 2 ay önce ortaya atıldı. Aslında hızlı bir gelişen bir süreçti. Çok öncesinde hazırlanma fırsatı bulamadık yani. Evet. Hemen çekimleri, projeyi onayladık. Hemen yapalım edelim. Ondan sonra çekimlere başladık. Hemen kurguya başladık.
ve bugüne geldik nihayet. Zorlu bir süreçti ama inşallah izleyenler beğenir. Bir şeyleri hatırlatırız, kalıcı hale getiririz. Kısa sürede gerçekten güzel işler başarmışsınız. Önemli olan bunu unutmamak, unutturmamak amacımız zaten. İnşallah bu akşam program yaklaşık ne kadar sürecek? Şimdi 8'de kokteylimiz başlayacak. Görüyorsunuz burada sergimiz var. Saat tam 9.05'te sembolik bir tarih, zaman belirledik. O zaman gösterim başlayacak. Gösterim yaklaşık 40 dakika civarında sürecek. Öncesinde konuşmalar vesaire de var. Evet. Bu kadar, akışımız bu şekilde. Bundan sonraki çalışmalarınız devam edecek herhalde. Biz bu projenin devamını da çekmek istiyoruz. Şimdi burada hikayeyi biz Kafkasya'nın stratejik öneminden alarak Rus yayılmacılığı, ondan sonra süre gelen savaşlar ve sürgünde nihayete erdirdik bu belgeselin içinde. Ara seslendirmelerimiz de var. 4 konuşmacı üzerinde ara seslendirmelerle hikayeyi derinleştirdik. Bunun devamında iskan kısmı ve güncel çekimler de yaparak köylerden vesaire onun sosyolojik yansımaları üzerine bir devam projesi fikri de var aklımızda. Uygun şartlar oluşturursak. İnşallah. Başarılar diliyorum Cihat'ın. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizi bekleriz. İnşallah her zaman. Teşekkürler. Evet, İstanbul'dayız. Kafkas Vakfı'nın bu akşam 21 Mayıs etkinliği altında saat 9'da program başlayacak. Değerli başkanımız yanında. Başkanım, bu gece gerçekten anlamlı bir program olacak. Neler söylersin? Öncelikle Nart Ajans ailesine çok teşekkür ederiz. Rica bugün olsun. Bizim özel bir konuğumuzsunuz. En uzaktan gelen konuğumuzsunuz. Bunu ayrıca belirtiyorum ve gururlanıyorum. Nart Ajans'ın misyonu ve vizyonu bizim için, benim için özellikle ya da vakıf camiamız için çok değerli. Bunun altını çiziyorum. Tabii bugün burada, bugün 20 Mayıs 2024, 21 Mayıs 1864 Çerkez soykırımı ve sürgününün 160. yıl dönümü. Bununla alakalı 1864 başlıklı bir belgesel hazırladık. Biz bu belgeselde aslında gala gecesindeyiz şu an, ilk gösterimi. Biz bu belgeselde şunu amaçladık. Çerkeslerin ya da daha doğrusu Kafkasyalıların kadim kendi topraklarından sürülüşünü anlatmak ve bu uygulanan soykırımı gelecek nesillere bilinçli bir şekilde altını çizerek en azından dijital dünyada bir imza bırakmak istedik. Tabii 21 Mayıs 1864 deyince Çerkezlerin sürgünü ve soykırımı geliyor. Evet. Ama 21 Mayıs 1864 Çerkezlerin en önem verdiği kendi vatanlarından sürülüşünün yıl dönümü. Yani Çerkezler 21 Mayıs 1864'te soykırımı da anıyor, sürgünü de anıyor, deportizasyonu da anıyor ama vatan özlemiyle onu, yani vatanlarından çıkmasını, vatanlarından tabiri caizse Rus çarlığın tarafından zorla deportizasyonunu anlatıyor. Yani bu bağlamda Çerkezlerin vatan bilincini bu 21 Mayıs eylemlerinde daha iyi anlayabiliriz. Kafkasya'nın ana vatan olduğunu söyleyebiliriz. Soykırım ve sürgünler maalesef hiçbir zaman dünyaya tanıtılamıyor, yani anlatılamıyor diyebilirim. Bugün dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım işleniyor. Evet. Yani bundan 160 yıl önce hiçbir haber ajansının olmadığı atmosferde, hiçbir gazeteci ya da basının kitle iletişim araçlarının olmadığı bir coğrafyada Çerkezler vahşi bir zulme maruz bırakılmıştır. Bugün Gazze'de olanlar gördüğümüz halde hiçbir şey yapamamak aslında Çerkezlerin o dönemde yaşadığını çok güzel gözler önüne seriyor diyebiliriz. Evet, evet. Bu anlamda biz bir tabiri caizse bir küçük bir iz bırakmak istedik. Gerçekten çok anlamlı. Camiamıza son olarak ne söylersin başkanım? Şöyle, biz bu belgeseli yapmaya amaçlarken birini de aslında Çerkez gençlerin ya da bu işlerle uğraşan kişilerin bu tip ortaya bir şeyler çalışmasını da ümit ediyoruz. Evet. Biz vakıf olarak da bu misyon ve vizyon çerçevesinde işler yapmaya çalışıyoruz. Eğer istekli gençler varsa, çevremizden bize gelen talepler olduğunda, vakıf camiamızdaki gençlerle yaptık biz bunu. Evet. Bu istekle yaptık. Böyle talepler olursa biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Çerkez soykırımı ve sürgününü dünyaya tanıtmak için elimizden ne gelirse, zaten derneklerimiz, vakıflarımız, federasyonlarımız bunu yapıyor ama bizler de bir kez daha buradan çağrıda bulunalım. Çerkez soykırımı ve sürgününü bir soykırım olduğunu dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapalım. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.
Hatice bir dakika ya. Hatice bir dakika. Niye gitmedin yine? Ya ben meşgul oldum. Ben gitmek için giderim. Şunlar bir İstanbul için bir grup Marmara bölgesi. İstanbul'da çok takım oldu. Bazı oynadı. Böyle yaptılar. İnşallah biz İstanbul'da bir şey yok. Masraf yani. Üstü değişiyordu. Son zaman Gürcistan'da biraz kaldı ama Türkiye bulunduğu da böyle Moskova. Tiflis. Ne var? Thank you.
Aslında birisi bu. Kameradan kaçan biraz. Almat şöyle gel. Thank you.
tarihin acılı sayfalarından birini Çerkez Türbünü'nü konu alan 1864 adlı belgeselin galasında sizlerle birlikteyiz. Bu anlamda geceye teşriflerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ederiz. Çerkez Türbünü sadece bir halkın değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Bu belgesel yaşananları unutmamak ve unutulmamak adına atılmış önemli bir adımdır. Bu vesileyle sürgünde hayatını kaybeden tüm Çerkez kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyoruz. Bugün 1864 Büyük Çerkez Sürgününü ve en genel anlamda Çerkezlerin gelenek ve kültürlerini konu edinen birçok belgesel filme ulaşmak mümkün. Bu kadim halkı daha yakından tanımak için elbette bütün bu kaynaklar önemli bir zenginlik teşkil ediyor. Ancak Kafkas Vakfı ve NAR Stüdyo'nun ortak imzasıyla hayata geçirilen 1864 belgeseli, geçmişin karanlıkta kalan hikayelerini dört kıymetli ismin anlatımıyla aydınlatıyor. Doçent Doktor Yunus Emre Özsaray'ın kalemiyle eşlik ettiği senaryo kapsamında Rengin Yurdakul, Mehdi Nusret Çetinbaş, Hulusi Üstün ve Doktor Yılmaz Nevruz bir araya geliyor. Bu isimler 160 yıl önce Çerkezlerin ödediği en ağır bedele sadece şahitlik etmekle kalmadılar. Sanatın ve edebiyatın gücüyle yaşananların bir acının ötesinde direnişin ve umudun da bir simgesi olduğunu vurguladılar hep. Kimi kalemiyle yıllardır yaşananları anlattı, Çerkez kültürünü yaşatmak için öyküler kaleme aldı. Kimi Türkiye'nin dört bir yanına aşınladı, şehir şehir dolaşıp insanlara seslendi. Kimi ise kurduğu Adiyuf grubu, bugün Adiyuf grubunu kurarak bugün hala Çerkez el sanatlarını yaşatmaya ve öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. İşte bu kez bu trajedinin izleri kuru söylemlerden ziyade taze ve diri nefeslerle sürülüyor. Şimdi bu anlamlı gecede Kafkas Vakfı adına açılış konuşmasını yapmak üzere Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkürler Bilal. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Biraz da arkadaşlarla beraber mutluyuz, gururluyuz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Değerli konuklar, kıymetli büyüklerim, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, Çerkez sürgün ve soykırımını konu alan 1864 belgeselinin galasına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu acı olayın yıl dönümünde acılarınızı paylaşmak, bir soykırımı unutturmamak için bir araya gelmenin mutluluğu, bir araya gelmekten bulunmaktayız. Dünya tarihine kara bir leke olarak yer alan Çerkez soykırımının yıl dönümünde sizlerle burada beraber bulunmaktan, dayanışmanın, bir arada olmanın güzel bir örneğini sergilemekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. 21 Mayıs 1864, Rusya'nın Kafkas halklarını ana vatanlarından tamamen silmek maksadıyla milyonlarca insanı sistematik şekilde katletmesi, soykırıma uğratması ve sürgüne göndermesinin tarihidir. 21 Mayıs 1864, tarihin kara bir sayfası, mezalimin abideleşmiş tarihidir. 21 Mayıs 1864, bir takvim yaprağının tarihe kara bir leke olarak düşüşü ve insanlığın ayaklar altına alındığının simge tarihidir. Rusya, sessizliğe bürünen dünyanın gözleri önünde yıllar boyunca süren bir soykırıma imza atmıştır. Milyonlarca insan katledildi ve bir o kadar insan da ağır şartlar altında sürgüne gönderildi. Rusya'nın yüzyıllardır süren vahşi politikaları ve uyguladığı zulmün sürekliliği bugün tüm dünyanın malumudur. Bu akşam tarih sayfalarında derin izler bırakan acı dolu bir olay, Çerkez soykırımı ve sürgününü hatırlamak için buradayız. Belgeselin hazırlanma sürecinde araştırmacılarımızın, yapımcılarımızın ve tüm ekibin özverili çalışmasıyla tarihin bu acı olayını hatırlamak ve unutturmamak için bir araya geldik.
1864'te Çerkes halkının yaşadığı trajediyi, sürgünü ve soykırımını hatırlamak için bu belgesel projesini hayata geçirdik. Bu belgesel Çerkezler için hazin bir tarih olan 21 Mayıs 1864'ü, yani vatanlarından koparılış hadisesini konu almaktadır. Dünya tarihinin 21 Mayıs 1864'e benzer nice acı günlerle dolu olduğunun bilincindeyiz. Mazlum halkların, emperyal devletlerin kirli hedefleri doğrultusunda nice büyük canlar yitirildiğinin farkındayız. Şu anda devam eden başka bir soykırım girişiminin tarihe kara bir leke olarak düşecek bir hadisenin de farkındayız. Gazze'de yaşanan soykırım girişimi tıpkı Çerkez soykırımı gibi insanlığın vicdanını sarsan bir trajedidir. Gazze'de yaşanan soykırım tıpkı Çerkez soykırımı gibi ortak geçmişe sahip olan bir trajedinin ismidir. Bu durum geçmişte yaşanan acıların hala hatırlandığını gösteriyor ve bu da bizlere vicdan sahibi insanlar olarak daha fazla sorumluluk düştüğünü gösteriyor. Bizim zihin dünyamızda Filistin, Kafkasya'nın kardeşidir. Gazze, Çerkezya'nın kardeşidir. Gazze'de bugün yaşananlar bize Kafkasya'da Çerkez soykırımını yaşanırken dünyanın nasıl bir sessizliğe büründüğünü açıkça anlatmaktadır. Sözlerime Çerkez bir soydaşımızın kaleminden çıkan ve bizlerin de düşüncelerini anlatan şu sözleri eklemek istiyorum. Şunu her zaman merak etmişimdir. İnsanlar başkalarına yapılan haksızlıkları anlamakta neden bu kadar zorlanır? Ben Çerkez soykırımına yönelik kayıtsızlığın bu olayın bir asırdan fazla bir süre önce gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığı algısına sahiptim. İnsanların yalnızca gerçek zamanlı olarak tanık oldukları şeylerle empati kurabileceklerini sanıyordum. Ama Gazze'deki soykırım bunun yanlış olduğunu kanıtlıyor. Canlı yayında bir soykırım yaşanıyor ve uluslararası toplum sadece izlemekle yetiniyor. Katliamların devam ettiği bir dönemde yaşamak yine de insanların, özellikle elinde imkan olanların başkalarını kurtarmak için daha hızlı hareket etmelerini teşvik edemedi. Geçmişte ya da şimdi olsun, bazı canların kıymeti daha azdır. Bu belgeselin amacı sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda gelecek için dersler çıkarmak ve insanlığın ortak hafızasında yer edinen soykırım bilincini güçlendirmektir. Bu vesileyle özellikle belgeseli hazırlayan ekip arkadaşlarıma, araştırmacılara, yapımcılara ve tüm destek verenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sözlerime son vermeden önce vakıf olarak yaptığımız çağrıyı bir kez daha buradan dinlemiş olayım. Bu zulmün en büyük mağdurlarından biri olan Çerkezler olarak dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Kafkas Vakfı olarak Kafkas halklarının kendi kaderlerini belirleme haklarını destekliyor, uluslararası kurum ve kuruluşlardan Çerkez soykırımını tanımalarını talep ediyor, Çerkez diasporasını demokratik haklarını kullanmak üzere Çerkez soykırımını protesto etmeye davet ediyoruz. Ayrıca buradan bir duyuruyu da yapmak istiyorum. İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları olarak 21 Mayıs 1864 sürgünü dolayısıyla bir panel organizasyonu düzenleyeceğiz. İstanbul Kafkas Kültür Derneği ev sahipliğinde. Burada kıymetli başkanlarımızın huzurunda ilan etmiş olayım. Yarın da Çerkez Dernekleri Federasyonu'nun muhatabın karşısındayız düsturuyla Rus konsolosluğunun karşısındaki Oda Kule eylemlerine sizleri de davet etmiş olalım. Hayırlı günler diliyorum. Ayağınıza sağlık diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Belgeselin yapımında emeği geçen Erdem Özsaray'ı Nart Stüdyo adına konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Kısa olarak duygularımı paylaşmak istiyorum. Tarih
tarihin akışında yaşanmış her olay, her eylem tarihe bir iz bırakır. Biz de yapmış olduğumuz bu belgeselle geleceğe bir iz bırakmak istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Tekrar teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Belgeseli yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kafkas Vakfı'na emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diliyorum. Erdem Özsuray'a samimi ve kısa konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi belgeselle baş başa bırakıyoruz. Keyifli seyirler. Yüzyıla kadar insanlığın uzaklara dair bilgisi masallardan pek de farklı değildi. Fantazya ve mitlerden arta kalan olağanüstülüklerle harmanlanmış bazı bilgiler. Batlamyus'un coğrafyası veya Marco Polo gibi seyyahların eserlerindeki yetersiz malumatlar. Dünya aslında son derece geniş, yayılmayan müsait, geniş kaynaklar, zengin kaynaklar içeren bir yer olduğunu anlamalarını sağladı. Bizans'ın yıkılışından sonra Avrupa, yeni dünyanın kaynaklarını zenginlikleri arasına katmak için coğrafi keşiflere başlamışken, Avrupa'nın sınırlarının bittiği yerde kendini Bizans'ın halefi gören bir imparatorluk ideali de boy vermeye başlamıştı. Altın ordu devleti... Bu öyle bir şey. Unutulmuşmuş. Yaşamasanız da unutmuyorsunuz. Yaşamasanız da bu yerlerinizde kayıtları. Yaşamasanız da ayağınızda, kulağında sürgün olmak sizi hep kasıyor, sizi hep çekiyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Erhan'ı sahneye davet edeceğim. Bazı teşekkürleri ve hediye takdimi olacak. Kıymetli konuklar, hepiniz tekrardan ayağınıza sağlık. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün tabii bu belgeselde emeği geçen arkadaşlara küçükçe bir teşekkür etmek istiyoruz ve belgesele misafir olan konuklarımıza. Öncelikle Cihat çok şey önüne çıkmıyor. Cihat Özsaray, biz Cihat'la beraber bu üçüncü belgeselimiz. Cihat gerçekten yani kalemine kuvvet diyebileceğimiz hem böyle ikimizin ya da çevredeki arkadaşların amatör düzeyde hazırlık yaparak oluşturduğu belgesel. İlk belgeselimiz 25. yıl Kafkas Vakfı belgeseliydi. Bu sene Allah izin verdi 30. yıla doğru gidiyoruz. İkincisi, geçen sene deprem bölgesindeki Kafkasyalıların, daha doğrusu dünyadaki insanların deprem bölgesindeki dayanışma ruhunu yansıtmak üzere Göksun bölgesinde, Maraş bölgesinde çektiğimiz Kelaksene belgeseliydi. Bu da üçüncü nasip oldu. Cihat'la beraber, Nars Stüdyo ile beraber diyelim. Onun için ben Cihat'a bir teşekkür borçluyum. Onu buraya davet etmek istiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yunef Özdemir, yönetim kurulu üyemiz Yunef Özdemir burada ama hediye takdimini o yapsa daha uygun olur. Yunef Hanım buyurun. Teşekkür
mikrofonu almak istemedi. Teşekkür ederiz. Cihat'la beraber inşallah biz ve bizler güzel belgeseller çekeriz. Ekibimize yeni bir dinamizm katılır. Gerçekten bugün ekip arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız azimli ve bu tip etkinliklere çok organize oluyorlar. Onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Hünefa'nın size hediyeyi takdim ediyorum. Erdem abi sen de müsaitsen buyur, böyle hem bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Erdem abi sen de geç istersen kameraya. Bir fotoğraf daha alalım üçünüz isterseniz. Tamam. Çok teşekkürler. Erdem abiye de çok teşekkür ederiz. Hünef Hanım teşekkürler. Aynen. Şimdi ben konuşmacılarımıza küçük bir hediye olacak. Rengin ablayı müsaitse buraya teşriflerini bekliyorum. Müsaitseniz Rengin abla. Yalnız bırakmıyor sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz onlar adına da. Çok teşekkür ediyorum. Oysa hepimize zaten hediyelerimizi vermiştiniz, tekrar zahmet ettiniz. Ve de üstelik çok beğendiğim, çok takdir ettiğim bir ressamın eserleri. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum. Rengin abla. Bir dakika müsaadenizle diğer konukları da alalım. Hatıra fotoğrafı. Teşekkürler. Ben Hulusi abi müsaitse Hulusi abiye kısaca sahneye davet ediyorum. Bir hata yapıyorsam affola. Nazım Bey herhalde aramızda en büyük. Nazım Bey'i de hediye takdimi için sahneye davet ediyorum, büyüklerimiz adına. Teşekkürler. Sivil toplum kuruluşları adına da Sadrettin abi burada. Ben onlar adına, sivil toplum yetkilileri adına Sadrettin abiyi davet edeyim. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz. Yılmaz amca bugün yok, onların da selamı var. Böyle bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne de şükranlarımızı sunuyoruz. Bir hatıra fotoğrafı alalım. Cihat sen de buyur istersen. Erdem abi sen de buyur.
Erdem Bey'i de sahneye alabilirsek, Erdem Özseray, buyurunuz. Yunus Emre Özseray aranızda mı acaba? Nusret Bey, sizi de Yılmaz Bey'in hediyesi için sahneye davet edelim. Onu da bizim arkadaşlara temsilen bize ulaştıralım. Olur mu? Buyurun. Ben bu hediyeyi Yılmaz amcaya sizin adınıza inşallah iletmiş olayım. Bir şey söylemek ister misiniz? Emeği için herkese tebrik ediyorum. Çok güzel bir belgesel olmuş. İksiğimiz de sağ olsunlar, var olsunlar arkadaşlarımız. Kafkas Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ufak hediyelerimiz oldu. Rüstem Yahihanoğlu, kendisi şu an İstanbul'a indi ama yetişemedi. Sizlere aklımızın adına hediyesi Kafkasya Efsaneleri. Artık farklı kategorilerde hediyeleri bıraktık. Bu belgeselin ruhuna Kafkasya Efsanelerini inşallah evinizin bir köşesinde Kafkasya'daki direnişi simgeleyen bu liderleri asacağınızı umuyoruz. Belgeselimiz burada sonlanıyor. Ayağınıza sağlık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarla... Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar ne olacak? Bütün etkinliklerde beraber oluyorduk ama bu akşam gerçekten duygu yüklü bir akşamdı. 21 Mayıs'ı öncesinde güzel bir sunum oldu. Çok güzel duygulu anlar yaşadık. Neler söylersin Hulusi abi? Yani tabii bunun, bu trajedinin 160 sene sonra anılıyor olması çok değerli bir şey. Evet. Yani bu bir yaşam, bir var olma refleksi. O açıdan ben önem veriyorum. Yani bu şu anda sürgünün 6. kuşağı belki yaşıyor ama evet, hala o acıyı bu insanların yüreklerinde hissediyor olmaları. İnsana ait bir acı bu. Yani bu halkın vicdanının durduğunu, bu halkın yaşadığını göstermesi açısından çok önemli bir veri. Her yıl çeşitli vesilelerle Çerkez sürgününü anıyoruz. Umarım unutulmayacaktır. Umarım sonuçları telafi edilecektir. Çerkezlerde bir ölümün ardından yahut bir matem haberinin ardından başsağlığı olarak Allah unutturmasın denir. Evet, evet. Başsağlığı denmez. Yani bu Allah unutturmasın, insanlığa bu acıyı unutturmasın. Başka acılar yaşatmasın. Amin inşallah, amin inşallah. Geçtiğimiz yıllarda Kefken'de, başka yerlerde bu programlar oluyordu. Bu sene de tabii ki her ilde var. Bu programları çoğaltmak için neler yapmamız lazım Hulusi? Yani halkımızın mateminde ortak tavır sergilemesi lazım. Kesinlikle. Evet, insanların farklı düşünmesi, farklı hayat değerlendirmelerinin, farklı düsturlarının, farklı endişelerinin olmasını anlıyorum ama matemi ayrı yerlerde anmak, matemi anarken ayrılığa düşmek Kabze'de ayıptır. Evet. Bir cenaze var ise şayet o cenaze evinde başsağlığı verir. Aynen. Bir o yani. Cenazenin yakınları muhtelif evlere çekilip taziye kabul etmezler. Evet. Bu maalesef bizim halkımızın ayıbıdır. Bunun tolere edilmesi, bunun
tekrar edilmemesi gerekiyor yani. Bu matem ortak matemimiz. Kesinlikle. Bu bizim ortak matemimiz ve şunu bu camianın büyükleri biliyorlar, bunu biliyorlar. Bunu deklare etmeleri lazım. Bizi birbirinden ayıran çok şey var. Farklı yüzlere sahibiz, farklı ailelere sahibiz. Farklı kültürler aldık. Fakat mühim olan şey bizim ortaklıklarımızdır. Evet. Biz aynı coğrafyanın, aynı kadere mahkum, aynı savaşı vermiş, aynı savaşın, aynı sürgünün mağdurları olarak dağılmış insanlarız. Matemimizin ortak olması lazım. Bunu söylemek isterim. Gayretiniz, emeğiniz için Nart Ajans'a, size, her çok yerde, sizin gerçekten bu toplumun üzerinde çok büyük hakkınız, çok büyük emeğiniz var. Bunun için hasreten teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar.